Peki. Evet, alın bakalım. Tamam. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Evet. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili gençler, Bugün burada sizlerle olmak benim için gerçekten çok büyük bir heyecan, onur, gurur ve aynı zamanda neşe. Çünkü her birinizin yüzüne baktığımda yıllar evvele gidiyorum. Benim yaşımdakilerin gözünün içine baktığımdaysa çok daha eskiye gidiyorum. Merak etmeyin, eskiyi anlatmayacağım gençler. Ama Öyle bir yolculuğun içinden gelenleriz ki bizi tanımadıkları için yapıyorlar ama neler olacak hep beraber göreceğiz. Bugün bugün burada olmaktan duyduğum memnuniyetle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet çok uzun bir yolculuktan geldik bugünlere dedim. Yani Gençliğimizi yaşayamadık biz. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle. O zaman başka tehlikeler, tehditler vardı bize göre. Bağımsız bir Türkiye. Kimsenin emrinde olmayan bir Türkiye. Ve dünya Türklüğünün bir araya geldiği, güç birliği ettiği bir ülkü etrafında birleşmiş. Bunun için de hayatından ne verebiliyorsa samimiyetle veren gençlerdik. Pek çok haksızlıklara uğradık, işkencelere uğradık. Pek çok aşağılamaya maruz kaldık. Pek çok iftiraya maruz kaldık. Ama bu ülkeyi satan, bu millete ihanet eden, muhbirlik yapan bir kişi çıkmadı. Birincisi bu. İşkence gördü arkadaşlarımız. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok çabuk unutuldu. Benim abim Kocaeli MHP il başkanıydı 80 ihtilaline kadar. İhtilal olduktan sonra Karabük sanıkları geldi. Ranza telleriyle sağı solu birbirlerine karıştırarak atarlardı o zaman hapse. Ranza telleriyle işkence edilmiş arkadaşlarımı gördüm ben. Kanım aksa da zafer İslam'ın diyorlardı. Bugünün bugünün çakmalarına duyurulur. Sonra sonra o işkencelere rağmen Avrupa'dan, insan haklarından, çeşitli derneklerden Avrupa Parlamentosu'ndan heyetler gelirdi. Birçok mahkum şikayet ederdi. Haklıydılar da zaman zaman. Ama bizim arkadaşlarımızdan bir kişi haksızlığa uğramasına, işkenceye uğramasına rağmen bir kişi bile devletini şikayet etmedi. Avrupa'ya şikayet etmedi. Gençler, bilir misiniz? canlı canlı saçın yanması nasıldır Bilir misiniz baş parmağını iki tahtanın arasına bazen de demirin arasına sıkıştırıp yavaş 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 bak biliyor Sıkıştırılmasının nasıl acı verdiğini bilir misiniz Oradan geliyoruz biz şerbetliyiz onun için Şimdi aynı yolculuk içerisinde çeşitli anlar yaşadık. Her birimiz ayrı ayrı hayat hikayelerinin içinden geliyoruz ama ortak, asla unutmadığımız bir, bir durumumuz var bizi biz yapan. O da Türk milletine duyduğumuz sevgi ve sadakattir. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine duyduğumuz sevgi, saygı ve sadakattir. Ve vatan için, vatanımız için, milletimiz için elimizde ne varsa canımız dahil verebilme iradesidir. Dolayısıyla samimiyetinden şüphe duyulmayacak insanlarız biz. Ama biliyor musunuz? Hiç değer görmedik. Hiç değer görmedik. Kızım Ayüce burada, rahmetli Başbuğ'un kızı. Baban hapiste çeşitli şeyler duyuyoruz. Kocaeli'nde diş, diş hekimi bir abimiz o zaman albay denirdi babana. Albaya işkence ediliyormuş diye evimizde bağıra bağıra ağladığını biliyorum. Sonra gitti trenin önüne oturdu o çaresizlik için. intihar etti abimiz. Kim için? Lider için. Niçin? Liderinin sesini duyurmak için. Canından vazgeçti. Bir baktık Kimse kimseyi tanımıyor. Hepimiz genç. Ya başkan, aileler birbirini tanımıyor. Ve ne yapacağız? İsmini söylemeyeyim. Abimizin eşi, ben lisede öğretmenim, tarih hocasıyım. O da hadi söyleyeyim Nermin abla, İngilizce öğretmeni. Bir tek ben tanıyorum. Abim genç. Diğerleri genç. Beraber gittik. Bandırma'da ailesi. Taşıdık oraya. Ve gördüm ki tek tek gücüz ama ne kadar yalnızmışız. Sonra sonra benim şahsımda bizi anlatıyorum. Evlendim. İzmit'in zengin bir ailesinin oğluyla. Onlara gelin gittikten sonra bir gördüm. Ana Biz İzmit'i çok önemli insanları sayıyoruz kendimizi. Ama biz o değiliz. Meğersem İzmit'i yönetenler başkalarıymış. Derneklere üye olmaya başladım. Sonra İzmit'in nasıl yönetildiğini Kocaeli'nin gördüm. Evimde davetler vermeye başladım. İstanbul'dan Rahmetli Turan Hoca'yı getiririz mesela. Kocaeli'nin ekabirleri toplanır. Onlarla, bizimkilerle onları yan yana getiren bir sistem kurdum. Sonra siyaset bir şişe kapağından, gazoz kapağından çıkar gibi çıktı önüme. Ve siyasete başladım Doğru Yol Partisi'nde. Allah onlardan razı olsun. Çok şey öğrendim. Seçmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Siyasetin nasıl bir güç olduğunu öğrendim. Ve iktidar olmayı hedeflemenin asıl bu ülke için en önemli hedef olması gerektiğini öğrendim. Doğru Yol Partisi'nden öğrendim. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Ama enteresan bir şey oldu. Bir gün ismini vermeyeceğim bir büyük, Türkiye'nin en büyük iş adamlarının birinin ofisine gidildi. Ben de varım. Niye gittim ben de bilmiyorum. Sırayla tanıştırdılar. Beni tanıştıran kişi o kişiye dedi ki bizim köylü kızımız. Çoğunuzun başına gelmiştir. O yani siyasetçinin bile hazır olda durduğu o beyefendi de döndü dedi ki genç kızlık soyadınız ne? Ben de söyledim. Döndü. Dedi ki o ilgili kişiye hayır o sizin köylü kızınız değil o cumhuriyetin kızı. İşte cumhuriyet. <laughs> cumhuriyet bu. Ama enteresan bir şey daha var. Ben bakan oldum. İçişleri Bakanı oldum. Ama o İçişleri Bakanlığını yakıştıramadılar. Bir tane hanım gazeteci bugünü aynen yaşadım. Bir kadın gazeteci benle ilgili yazdığı şey şu. Evinde melamin taban, tabaklar kullanan, kolu bilezikli kadın. Gördüm ki hem milliyetçi, hem köylü, hem zengin olmayan bir kadınsan, hem de kadınsan şöyle işaret ediliyorsun: kadın, melamin tabak kullanan kadın, kafadaki benim gibilerin şablonu. Sonra bir kitap yazıldı. O kitabın içinde beni tarif etmişler. Hepiniz kendinizi bulacaksınız. Diyor ki, kara kuru esmer kadının adı Meral Akşener. Elleri yer silmekten, cam silmekten, yer olmaktan darmaduman olmuş. Ekmek yemekten kafası kocaman, bedeni zayıf bir kadın. Kolu bilezikli bir koyun tüccarının karısı olması gerekirken İçişleri Bakanı oldu. Yani ve balkondan halı kilim silkeleyen komşusunun balkonuna bir kadın olması gerekirken İçişleri Bakanı oldu. Bugün yaşadıklarımız birebir aynı. Biz kadınlara bunu dediler ama erkeklerimize de faşist dediler. Doğru mu? Biz faşist olduk mu? Hayır. Ama değer bulmadık. Şimdi bugüne gelirsek biz iyi Parti'yi kurduk. Aynı heyecan, aynı irade, aynı cesaretle. Ve iyi Parti'yi kurmamış olsaydık, siz istemeseydiniz, bu salonlar verilmiyordu bize. İptire kaktıra bir sistem kurduk. Selamlaşmıyorlardı bizimle. Şimdi 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 ayar veriyorlar. Hadi oradan be. Sen kimsin bize ayar ayar vereceksin? <laughs> ve, ve 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 kurduk partimizi. Seçimlere girdik. 43 milletvekili aldık. AK Parti ilk defa çoğunluğunu kaybetti. Eğer biz parti kurmamış olsaydık ve işbirliklerini, o günkü işbirliğini yapmamış olsaydık, AK Parti hiç biz olmasaydık, biz hiç olmasaydık AK Parti Anayasayı değiştirecek milletvekili sayısıyla çıkıyordu Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber. Biz kurduk, AK Parti çoğunluktan düştü ve ancak Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber bir noktaya kadar gelebildi. Şimdi daha sonra bakın ben şunları yaptık, bunları yaptık demiyorum. Unutmayacaksınız. Çok çabuk unutuyoruz. Nayman Ana gibi hep hatırlatacağım size. Hatırla 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 diye hatırlatacağım size. Anlatacağım size. Herkes birbirini anlatacak. Biz ülkemiz için yaptık. Dün nasıl ki ranza telleriyle delik deşik edilmiş kardeşim, kanım aksa da zafer İslam'ın diyebilme samimiyetindeyse, canına rağmen bunu diyebiliyorsa, ben Türk milleti için ölürüm diyebiliyorsa biz gene bu millet için pek çok hayırlı iş yaptık. Nedir bunlardan birisi? Birisi AK Parti'yi tek başınalıktan düşürmek. Yani o gücün sahibi olmaktan düşürmek. Yoksa AK Parti'de, MHP'de, CHP'de, efendim yani PKK yandaşı olmayan her bir siyasi yapıyla bizim bir sorunumuz yoktur. Biz onlarla rekabet edebiliriz. Biz onlarla mücadele edebiliriz. Siyasi rekabet edebiliriz. Orada bir sorunumuz yok. Biz daha iyi yapıyoruz diyebiliriz. Ama yollarımız farklıdır diyebiliriz. Ama özel bir düşmanlığımız elbette yoktur. O insanlara, o partilere oy veren insanlar da başımızın seçmende, başımızın üstünde yeri olan insanlardır. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımızda geldiğimiz nokta şu. İki, özellikle İstanbul ve Ankara büyük şehirler bizim teklifimiz üzerine yapılan işbirliği neticesinde kazanıldı. Ya arkadaşlar, bizim amacımız neydi orada? Bizim amacımız 2023 seçimlerini kazanıp bu ucube sistemi değiştirmekti. Şu salonda herhangi bir arkadaşımızın oğlu, kızı ya da kendisi. Bugünün şartlarında Türkiye'nin geldiği yeri kimse konuşmuyor. Bugünün şartlarında Kandil'den ya da ya da İmralı'dan destek almadan Cumhurbaşkanı seçilebiliyor mu? Hayır. Bu ülkeye en büyük kötülüğü yaptılar. En büyük kötülüğü yaptılar. Şu salondaki hiçbir Allah'ın kulu o el sıkışmayı yapmadan bugünün şartlarında cumhurbaşkanı seçilmesinin mümkün olmadığını hep beraber anlamadık mı? Anladık. Halbuki ne demiştik biz? İstanbul Ankara üzerinden bir araya gelinir, beraber olunur ve bu ucube sistem değişir. Şimdi bunu yapamadık ve geldik yalnız başımıza hür ve müstakil olarak, hadi daha asortik bir dille söyleyeyim, özgür ve bağımsız olarak seçimlere girmeye karar verdik. Ya arkadaş, bu nasıl bir iştir? Yemediğimiz hakaret, işitmediğimiz iftira, söylenmedik söz kalmadı. Şimdi ben üç gün ağır bir grip geçirdim, sert bir grip geçirdim. Evden çıkmam, cumartesi, pazar, pazartesi yasaklandı televizyona baktım. Uzun zamandır bakmamıştım. İlk defa Türkiye'yi bir konuda birleştirmişiz. Ne mutlu bize. Ne biliyor musunuz? Önce bana sövmek konusunda sonra size hakaret etmek konusunda birleştirmişiz. Sağı da solu da birleştirmişiz. İktidarı da muhalefeti de birleştirmişiz. İktidarı destekleyen kanallara baktım. Biz konuşuluyoruz. Arada bir Gazze girip çıkıyor. Ama özne biziz. Muhalefeti desteklediğini iddia eden gazetelere, televizyonlara, her gazetenin bir televizyonu olmuş. Yani YouTube kanalı. Onlara baktım. Ana! Uf! Melamin tabağa geldik. Onları hatırladım. <laughs> Elleri darmaduman olmuş. Kara kuru kadını hatırladım. O gün yapılanları hatırlama unuttum demin. Bir de bir araya toplanıp modacıları topladılar benim için nasıl giyiniyorum diye. Ya o zamanlar rüküş olduğuma karar vermişlerdi. Aynını bugün görüyorum. Biz başkalarını bir şey yapmak için bir parti kurmadık. Biz bundan herhangi bir şey elde etmek amaçlı da bir parti kurmadık. Ya o arkadaş ne olmuşuz biz böyle? Herkesin elini bir şekilde parmağın ucunu soktuğu bir alan oluşmuş. Rahmetli Muhsin Başkan demişti ki bizim tarlayı ekmişler. Yok henüz tarlamıza el uzatan yok ama vallahi kırarım o eli. Yeminle söylüyorum kadar. Ama neyi gördüm biliyor musunuz? O bütün o kanallarda yapılan konuşmalarda gördüğüm şey derin bir nefret olduğu bize tahammül etmişler bize. Ciddi söylüyorum. Tahammül etmişler. Sadece tahammül etmişler. İşlerine geldiği için tahammül etmişler. Şimdi şimdi gene zorlayarak dediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Ne cumhuriyet umurlarında, ne Atatürk umurlarında, ne başka bir şey umurlarında. O kadar üzüldüm ki. Şeh Said'in Kayyum tarafından Diyarbakır'a Adı veriliyor, bir bulvara adı veriliyor. O Diyarbakır ki, Saidi içeri sokmamıştı. İsyan ettiğinde içeri sokmamıştı. Yani içeri girememişti Diyarbakır'ın içine, Diyarbakırlılar almamıştı. O Şehzade isyanıdır ki, 4 ay boyunca Türkiye'yi çok sert meşgul etmişti ve onun neticesinde Musul ve Kerkük kaybedilmişti. O Şeyh Said'ti ki İngilizlerle anlaşmıştı. Kürtlük üzerinden, Türklük üzerinden bir isyan değildi. Din üzerinden bir isyandı. Hilafet üzerinden bir isyandı. Ve Cumhuriyete dair bir isyandı ve daha sonra belgeleriyle ortaya konmuştur ki İngilizler tarafından ele geçirilmişti. Yani bir İngiliz ajanıydı, bir haindi. Şimdi soru şu. Bu ülkeyi yöneten Cumhur İttifakı'nın bireyleri, mensupları, yöneticileri. Ha unutmadan söyleyeyim. Hakikaten birleştirdik. Sayın Bahçeli genellikle etrafına hakaret ettirirdi bana. Bu sefer kendi hakaret etti. Ne de olduğunu anlayamadım ha. Yani nazik insan olmayı sever. Fakat bu defa şimdi mesela çeşitli hakaretleri işte fosforlu cevriyesinden e, kınalı yapınacağına kadar çevresindeki arkadaşlara nah söylettirirdi. Bu defa ne var ne yok kendisi döktü. Bir şeye basılmış, bir bam teline basılmış. Bakın hepsinin bir bam teline basılmış. Arkada ne var? Sadece ve sadece yalnız başımıza girme irademiz var. Bunun üzerinde düşünelim. Şimdi Şeh Said'in adı kayyum. Kayyum kim? Vali ya da kaymakam karşılığı bir şahıs. Kim atamış? Iktidar atamış. Iktidarın bir diğer ortağı kim? Milliyetçi Hareket Partisi. Bir diğer ortağı kim? Hüdapar. Peki, Sayın Bahçeli diyor ki vatan hainidir. Doğrudur aynı fikirdeyim. Ama Hüdapar diyor ki şehittir. E Hüdapar'la yan fotoğraf var. Ve daha ilginci bir Allah'ın kulu sormuyor ki o kayyuma. O kayyuma demiyor ki sana bu talimatı kim verdi kardeşim? Şimdi yok yok bunlardan bahsediyorum. Sen sordun başımıza gelmeyen kalmadı oğlum. Şimdi daha enteresan bir şey. Bizim bazı milletvekili arkadaşlarımız istifa ediyor biliyorsunuz. Ben prensip kimsenin hakkında konuşmadım bugüne kadar konuşmam. Ama ilginç bir şey var. Salim Bey benim çok saydığım, saygı duyduğum bir insandır hep ailem gibi görmüşümdür. Fakat biz beraber bakanlık yaptık aynı kabinede. Uzun süre DP'de bakanlık yaptı. Doğru Yol Partisi en sert PKK ile mücadeleyi veren iradeyi koyan partidir. Iktidarı döneminde. O zaman bakandı. Sonra beraber bakanlık yaptığımız dönemde de ne Şehzade'nin, ne Seyit Rıza'nın, ne sayılan diğer isimlerin hiçbirinin hakkında ya mezarlarına dair, itibarlarına dair bir şey yapalım diye merkez sağ bir partide söylemedi. Aradan yıllar geçti. Bugün bu söylendi. Kürşat kardeşim bir soru önergesi verdi. Ona karşılık uzun bir yazı yazıldı. Şimdi benim yaş grubum Hafıza barışı diye bir kavramı bilmiyorum. Sen çok okuyorsun belki de biliyorsundur da ben bilmiyorum. Hafıza barışı gençlerin söylediği bir söz. Ne olduğunu anlayamadım bir iş oldu. Koyduk bir kenara. Ama AK Parti cenahından tek kelime eden yok. Nerede kaldı bunların milliyetçiliği? Çakma milliyetçiler. Nerede kaldı milliyetçilikleri? Bu arada daha komik bir şey oluyor. Bizden ayrılan her arkadaşımız da Diyorlar ki milliyetçi bir parti, yani merkez olacağını düşündük ama olamadı tüh tüh. Ya arkadaş milletvekili oluncaya kadar fark edemedin de milletvekili olunca mı fark ettin? <laughs> Hay Allah! Şimdi gelelim bugün bu şehzait meselesinin önemine. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim çok önemli bir konu bu o hani beka beka diye gezenler açısından çok önemli bir konu. Cumhuriyet'e yönelik düşmanlığı olanların ortaya koyduğu bir irade bu. Cumhuriyet değerlerine yönelik itirazı olanların ortaya koyduğu bir irade bu. Ama buna karşılık Atatürk'ün partisinin de ortalığı yerle bir ettiğini, inlettiğini duymadık. Şimdi bir bilgim daha var. Bir şey enteresan daha var. Şimdi bu şey saatle ilgili bir tavır koyduk biz. O tavrın üstüne sesi dem verdi. Açılımı nedir bilmiyorum. Ben HEDEP demeye devam edeyim. Daha anlaşılır. HEDEP kurumsal açıklama yaptı. Her daim bir açıklama, gene bir açıklama Şehzait'le ilgili. Hüdapar işte onu dedi. Fakat fakat biz ayrı gideceğiz söz konusu olduğunda hedebinden CHP'sine, CHP'sinden AK Parti'sine, AK Parti'sinden MHP'sine ne kadar siyasi parti varsa yani birbirine muhalif, birbirine hatta çok sert muhalefet eden düşman demeyeyim ama yapı varsa hepsini birleştirdiği Türkiye'nin birleştirici gücüyüz. inanamıyorum. Şimdi gelelim dünden itibaren ortaya çıkan bazı durumlara. Muhammed kazanacaksın oğlum. Bak elinden ne gelirse yapacaksın. Biz de biz de elimizden ne gelirse sana yapacağız. Yani ne gelirse yapacağız, burayı kazanacaksın. Çünkü çünkü Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü İyi Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi düne kadar olan hadiselere iki dakika dokunacağım da ama ondan evvel bir şey söyleyeyim. Şimdi yerlere yaptım gülmekten. Zap yapıyorum. Herifin teki partinin paralarını çalmışım. Lyon'a bir bankaya yatırmışım. Sonra eşim haber verdi 60 milyon dolarmış meğersem Euro pardon pardon avro mu euro mu diyorsunuz? Ha avro. Söyleme bile bilmiyorum. Sonuç itibariyle şimdi yani böyle bir manyakça cümle yeryüzünde hiçbir Allah'ın kulu akıllı bir kul edemez. Evet Sedat kardeşim mahkemeye verdi. Mahkemede hesaplaştınız ama söylendi geçti. Şimdi Türkiye'nin geldiği yeri söylüyorum. Bakın cevap vermiyorum. Geldiği yeri söylüyorum. İddia ediyor arkadaş bunlar gazeteci olmuş ya. Türkiye'nin haline bakın. Diyor ki bir üst düzey bankacı bürokratlık yapmış ve parti kurucularından siyaset yapmış bir şahıs. E ben böyle bir bankacının yüzüne tüküreyim. Böyle bir şey olur mu ya? Yani gizli saklı 60 milyon avro bu siyasi partide 60 milyon avro vardıysa ana bizi bir şey yıkamazmış. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi o absürtlüğü anlatmak için örnek verdim. Gelirsek düne o da çok enteresandı. Orada da anlaşıldı ki bir el devreye girmiş durumda. İlçe başkanlarımız aranıyor. Belediye meclislerimiz aranıyor. İl kurulu üyelerimiz aranıyor. Gençlik kollarımız aranıyor. Baba herkesler aranıyor. Ayrılın deniyor. Niçin? Gikin aldığı o kararın ortadan kaldırılması için. Şimdi buradan ben Gike kararı ben aldırtmadım. Açık net arkadaşlarım verdiler kararlarını. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Niye biliyor musunuz? Hiçbir siyasi partide birbirini ikna etmek için farklı fikirlerdeki arkadaşlarımız böyle argüman ortaya koyarak birbirini ikna etmeye çalışmamıştır. Ben hiç rastlamadım. Yani merkez sağda ilk siyasi deneyimini yapmış bir kişi olarak söyleyeyim asla böyle bir şey olmamıştır gerçekten gurur duyuyorum. Biraz ipin ucun kaçırdı ama neyse. O dedi ki ben giderim. Evet çıkarsa. Ondan sonra ama gerçekten inanılmazdı. Gizli oylama yaptık. 14'e 35 hayır oyu çıktı. Şimdi hı? Şimdi gidemiyorsun tabii ki 35 çıktı. Söylemeye çalıştım şey şu. Bakın. Anlatmaya çalıştım şey şu. Bu Türkiye'de gerçekten samimiyetle ilk defa olan, insanların fikirlerini gerçekten söyleyen ve evet yanında da olanın, hayır yanında da olanın birbirine saygı duyduğu, birbirini suçlamadığı ve kapının dışına çıkıldığı andan itibaren de o saygıyı devam ettirdiği bir eylemdi, işlemdi. Şimdi buradan ilan ediyorum. Şimdi bu benim fikrim, benim talimatım. Tek başına giriyoruz. Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz. İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz ve ve bunun sonuçlarına bunun sonuçlarına olumlusu, olumlusu sizindir. Bak tekrar söylüyorum. Buyurun lütfen. Bu işin bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum ve bunun sonucunda, bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Ona göre çalışacaksınız. Hepimiz ona göre çalışacağız. Ona göre çalışacağız. Eğer 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 Bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksınız. Eğer bedel ödememi istemiyorsan çalışacaksın, alacaksın. Buyurun lütfen. Dolayısıyla hiç fikrimi söylememiştim. Şimdi söylüyorum. İyi Parti'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Hadi bakalım parmak uzatanlar. Hadi ben demiştim grupta. Parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım diye. Şimdi dün yapılan bir televizyon programında yapılan o konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz Türk milletidir. Gördüm ki gördüm ki müttefikimiz Türk milletidir. Gördüm ki müttefikimiz umutsuz gençlerdir. Şimdi uşağın sorunlarının konuşulmadığı bir Türkiye'deyiz uşağın hastane meselesinin çözülmediği bir Türkiye'deyiz. Efendim gençlerin gençlerin yurt dışına çıkmak için elinden gelen gayreti gösterdiği ve onların sorunlarının konuşulmadığı bir Türkiye'deyiz. Biz şu anda muhalefetiyle iktidarıyla emekliye ne kadar para verilecek onun doğru dürüst konuşulmadığı bir Türkiye'deyiz. Havaalanının, uşak havaalanının durumunun ne olacağının bilinmediği, konuşulmadığı, üzerinde tartışılmadığı bir Türkiye'deyiz. Memurun zammının, asgari ücretin, kiraların durumunun ne olduğu, ne olacağının konuşulmadığı bir Türkiye'deyiz. Herkesin işine geliyor. Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan. Ama Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Ben 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 Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı bir zamanda oradaydım. Çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen bendim. Eşinin önündeki, evinin önündeki polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Gece yarısı arayan bendim. Televizyonlara çıkıp konuşan bendim. En ağır hakaretleri işiten de sonra ben oldum. Ama Allah büyük. Ben Allah'a hep güvendim, hep inandım. Sen doğru ol yeter ki. Aynı şekilde, aynı şekilde Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım? Boynumu eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu. Kabul etmedi. Ben değil, milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi dün benim için bir milattır. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iş işlerine ahlaki olarak biz karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazansa kazansın bana ne. Çünkü biz Onların müstemlekesi olmuşuz meğersem kafalarında. Öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok. Hele AK Parti'nin en güçlü zamanında kurulmuş, yüzde on, yüzde on almaya devam edip grup kuran bir parti yok. Siyasi tarihimizde böyle bir şey yok. Bu kadar korkunun içinde siz cesur insanlar, siz başardınız bunu. Siz başardınız. Şimdi o gün, o gün nasıl oradaysam karşılığını bütün televizyonlarda hakaret yiyerek ödediysem bugün gördüm ki hayat değişmiyormuş. Gene aynı şeyle karşı karşıyayım. Yani dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor. İnsanlar istifa ettiriliyor. E tamam. Şimdi bu bir eğer savaş ilanıysa dedim. Kabulümdür can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Çok, çok küçümsemişler. Şimdi sağdan soldan herkesleri birleştirmişiz. Harika. Yani birbirine ezeli düşman olanlar bile şu anda kanki olmuş durumda. Şimdi gençler diyor ya, onlar hep biz tek, canımız sağ olsun. Tek başımıza bakalım ne yapacağız, görelim ne yapacağız. Evet, değerli arkadaşlarım bugün buraya esasında Muhammed kardeşimin adaylığını ilan etmek üzere geldik. Şimdi bakın. O her şeyini koyuyor ben de hem milletimize söylüyorum hem size söylüyorum ben de şu masanın üstüne kellemi koydum İster tekme atın yere düşsün ister tekrar buraya koyun sizin elinizde siz bilirsiniz tamam mı gel bakayım gel bakayım gel şuradan çık Heh. evet şimdi sonra mikrofonu sana vereceğim seçiyor muyuz çok çalışıyor muyuz? Başarıyor muyuz? Başaracağız, başaracağız, başaracağız.